Tokat, Yeşilırmak Havzası'nın bereketli toprakları üzerinde kurulmuş olmasının verdiği avantajla 6000 yıllık tarihi boyunca önemli bir ticaret ve kültür merkezi olmuş. Tarihçilerin yaşayan Selçuklu kenti dedikleri sayısız han, medresenin yer aldığı, konakları, yemekleri tarih kokan sokaklarıyla 14 devleti ve birçok beyliği içerisinde barındırmış, Evliya Çelebi'nin Alimler Konağı ve Şairler Şehri diye övdüğü, Hazreti Mevlana'nın hayatının bir kısmını geçirdiği Tokat'a gitmek gerek. Çünkü Tokat'ta insan ve iklim muktedil diye övdüğü, Sezar'ın ünlü geldim gördüm yendim sözünü söylediği önemli bir Anadolu şehridir. Hatti, Hitit, Frig, Roma, Bizans, Danışmentli, İlhanlı, Selçuklu ve Osmanlı dönemine kadar gelişen süreç içerisinde tarihinin her dönemine ait eserleri Tokat'ın her bölgesinde bulabilmek mümkündür. Bu yönüyle Tokat bir açık hava müzesi konumundadır. Öyle değil mi? Aşkım ne yapıyorsun? Kusura bakmayın, hiç öyle yapmaz normalde. Merhaba arkadaşlar, Şangiler kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Gezelim yiyelim programımıza devam ediyoruz. Bugünkü ayağımız Tokat. Evet, şu anda Tokat'tayız. Arkamızda muhteşem bir göl var. Bu gölün adı Kaz Gölü. Neden Kaz Gölü? Hemen söyleyeyim arkadaşlar. 108 çeşit kuşun uğrak yeri. Göç ederken ki uğrak yeri. Mart, Nisan, Mayıs aylarında geliyorlar. Burada bir kuluçkaya yatıyorlar. Bebişlerini yapıyorlar. Haziran'ın başında o kuşlar şöyle bir ayaklanmaya başlayınca Temmuz'un başında da topluyorlar çoluk çocuğu. Hop gidiyorlar arkadaşlar. O yüzden buranın adı Kaz Gölü. Hatta arkada kuşlar da var görüyorsunuz. Evet, çok güzel. Kuşlar var. Evet, çok güzel. Burada çok güzel dekoratif ahşap evler var. Onlar da gözetim evi. Evet. O yüzden burayı da size göstermek istedik. Sazlıklar var, çok sessiz. Şimdi gidelim. Nereye gidiyoruz? Ballıca Mağarası'na gidiyoruz. Ballıca Mağarası'na gitmeden önce şunu söylemek istiyorum ben. Bir türkümüz var arkadaşlar, biliyorsunuz. Tokat yöresine ait. Evet. Ey 15'li 15'li Tokat yolları taşlı. 15'liler geliyor, kızların gözü yaşlı. Normalde bu bir ağıt arkadaşlar. 15'liler dediği 15 yaşında çocuklar şehit oluyor. Çanakkale'ye gidip Çanakkale Savaşı'nda oluyorlar ama maalesef günümüzde bu ağıdı şarkı haline getirip düğünlerde, kınalarda oyun havası olarak oynuyorlar. Buradan da bilmeyenlere söyleyelim. Bu bir ağıttır arkadaşlar. Yani böyle oynanacak, gülecek bir şey yok. O yüzden de bir nebze olsun eğer bilmiyorsanız. Yani bildikten sonra da oynamaya devam ederseniz bilmiyorum ama Ey 15'li 15'li şarkısına oynamayın. Bu bir ağıttır arkadaşlar. Bunu söyleyip Ballıca Mağarası'yla gezimize devam edelim. Hadi evet, o zaman. 3,5 milyon yıllık mağaraya gidiyoruz. Çok merak ediyorum. Hadi. Çok güzel şeyler duydum. Evet, gezelim yiyelim Tokat tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Şu anda Tokat'ın Pazar ilçesine bağlı Ballıca Mağarası'ndayız. Burası çok büyük bir mağara. Evet, bir damla taş mağarası. İnanılmaz büyük. O yüzden buna ayrıca bir video çekeceğiz. Uzun uzun size göstermek istiyoruz. Şimdilik sizi 1-2 dakikalık görüntülerle baş başa bırakalım. Diğer videomuz ileriki zamanlarda yayınlanacak. Mutlaka izleyin. Bunu mutlaka görmeniz gerekiyor. Gezelim yiyelim Tokat tüm hızıyla devam ediyor. Evet, Ballıca Mağarası'nın görkemli, mükemmel görüntülerini gördükten sonra sıra nerede efendim? Taşhan Voyoda Hanı'ndayız. Burası tarihi bir yapı. Şimdi gezelim, görelim. O zaman gezelim, görelim. Hadi. Taşhan Voyoda Hanı. Türkiye'nin en güzel 5 hanından biri olan Taşhan, içte 76, dışta 27, toplam 103 mekan vardır. Anadolu'daki en büyük şehir hanlarındandır. Gazi Osman Paşa Bulvarı üzerindedir. 1626-1632 yılları arasında inşa edilmiş bir Osmanlı eseridir.
Evet, Taşan Voyvoda Hanı'nı da gezdik. O zaman sırada ne varsa devam edelim. Hadi bakalım, gezmeye devam. Evet, şu anda Mecburiyet Caddesi'ndeyiz. Buranın ismi neden Mecburiyet Caddesi? Çünkü bir şeyde işiniz varsa, bir bankada işiniz varsa, bir hastanede işiniz varsa, orada işiniz varsa, burada işiniz varsa, giderken, dönerken her zaman buradan geçmek mecburiyetindeymişsiniz. Mecburiyet Caddesi diye geçiyor. O zaman şöyle biraz yürüyelim. Niye insanlar buraya mecbur kalmış? Evet, Tokat Kalesi'ni görüyorsunuz arkadaşlar. Tokat Kalesi yukarılardan bize bakıyor. İnşallah bizim de oraya çıkma niyetimiz var. Çıkabilirsek, bilemiyorum tabii. Bayağı uzak. Burada da Pervane Hamamı var. Rivayete göre Kazıklı Voyvoda dediğimiz adam gözetim altındayken halk içine çıkmasın diye böyle bir yol yapmışlar kaleden. Kaleden böyle geliyormuş. Burada yunup, yıkanıp, çimip ondan sonra geri götürüyorlarmış. Koyuyorlarmış yerine. Ta o günden beri de burada hamamda normal insanların yıkanabildiği gibi orada kalan gözetim altındaki insanlar da geliyormuş, burada yıkanıyormuş. Nasıl güzel bir bayt ama, değil mi? Evet, güzel bir bayt. Şu anda da halka açık arkadaşlar. Aynen, hala da şu anda insanlar girip çimebiliyormuş. Evet, hamamı kullanabilirsiniz evet. Yani. Evet, hadi devam edelim o zaman. Evet arkadaşlar, şu anda duyduğuma inanamadığım ama inandığımda gülme krizine girdiğim bir olayla baş başayız. Olay ne? Burada bir tane tuvalet var. İsmi Sık Dişini Helası. Bu helanın bir özelliği var arkadaşlar. Çoğu kişi biliyormuş ama bilmeyenler de var. Bir rivayete göre, artık doğruluğunu yanlışını bilmiyoruz. Bir arkadaşımız, şurada bir arkadaşımız var, o söylesin. Buranın yenilenme, restore aşamasında tuvalet giderinden böyle bayağı bir altın bulunmuş. Tuvalet giderine saklanmış bir altın bulunmuş. Artık Osmanlı zamanından mı kaldı, daha önceden mi kaldı? Çalışan arkadaşlar onu buluyorlar. Bulduktan sonra alır almaz topukluyorlar, kaçıyorlar. Ondan sonra da orası öyle kalıyor. Şimdi de herhalde... O günden beri üzeri brandalıymış. Maddiyat açısından... Evet, bir maddi şey bekliyor. Eğer varsa bir şeyiniz, yaptırabilen yaptırsın. İnsanlar nereye tuvaletini yapacak bilmiyoruz. Kimin neyse. Aklına gelir tuvalete altın saklamak? Vallahi zekice. O zaman devam edelim. Haydi bakalım. Gezelim yiyelim, Tokat devam ediyor. Evet, gezelim yiyelim Tokat bölümümüzde. Sırada gördüğünüz üzere Tokat Şehir Müzesi var. Burası Sulu Sokak Çarşısı diye geçiyor. Buradaki bakırcılar, urgancılar, dericiler, yazmacılar, bazı Osmanlı zanaatkarlarının eserleri var. Hep beraber burayı gezelim. Hadi bakalım. Arkadaşlar hani bir deyim vardır ya, köşeyi döndün deriz zengin olanlara, çok para kazananlara. O nereden geliyormuş biliyor musunuz? İşte bu sadaka taşından geliyormuş. Tokat medeniyetler beşiğidir. Kervansaray özelliği taşır biliyorsunuz. Bu köşeye konulmuş. Bunun gibi daha birçok nicesi köşelere konulmuş. Şu gördüğünüz yuvarlağa oradan geçenler, kervansaray olarak kullananlar sadaka niyetine buraya para atarlarmış. Ve ihtiyacı olanlar bu köşeden geçerken buradan ihtiyacı kadarını alıp giderlermiş. Köşede olduğu için de, özellikle ihtiyacı olanlar aldığı için de köşeyi döndün deriz. Hani zengin oldun, para kazandın anlamında oradan geliyormuş. Ben de yeni öğrendim. Her köşede olurmuş bu. Çok ilginç. Evet, adı da sadaka taşı. Bakın burada da paralar var hatta. Şöyle koymuşlar. Burada Osmanlı çarşısındaki esnaflarımızın kullandığı geleneksel ölçü ve tartı aletleri var. İlk önce buradan başlıyoruz. Hepsi tarihi eserdir. Bilmiyorum, birçoğunu belki tanıyacaksınız, birçoğunu belki hiç görmediniz.
arkadaşlar, burada Osmanlı Çarşısı'ndaki esnaflarımızın bal mumu heykelleri var. Bazıları hala yaşıyor, bazıları ise vefat etmişlerdi. Üzerine isimleri ve yaptıkları meslek dalı yazıyor. Burada da bakıcıları görüyorsunuz. Hasan Ergenç. O kadar benzetmişler ki ellerinin üzerindeki damarlar bile gözüküyor. Bayağı güzel yapmışlar, helal olsun yani. Sulu Sokak, Tokat, eski kent merkezini ve aynı zamanda kentin tarihi, ticaret merkezini oluşturan Sulu Sokak ve onunla bütünleşmiş konut yerleşimi Halit Sokak, günümüze kadar Tokat'ta uygarlık kurmuş bütün medeniyetlerin izlerini taşımaktadır. Şu anda Tokat Müzesi'nin tam önündeyiz. Diyeceksiniz ki neden içinde değilsin de önündesin. Çünkü şu anda maalesef çekim yasakmış. Ama çok önemli bir bilgi aldım. Aşağıda da bir aşevi var. 2 yıl öncesine kadar kullanılıyordu aşeviydi. Şu anda faaliyet göstermiyor ama oranın bir özelliği Tokat'ın ilk cezaevi olması. Sonrasındaysa Tokat Müzesi onu kendi bünyesine dahil etti ve şu anda komple çekim yasak. Yukarıda da Ulu Cami var. Oraya da gidemiyoruz. O yüzden ta tepedeki kaleye çıkacağız. Çok 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 yukarıda ama arabayla çıkabileceğimiz belli bir yer var. Oraya kadar arabayla gideceğiz. Sonrasındaysa yürüme mesafesini yürüyerek kaleye gideceğiz. Çok güzel bir manzarası olduğunu söylüyorlar. Biz dedik ki buraya kadar gelmişken kaleye gitmemek olmaz. Bakalım bizi nasıl bir manzara bekliyor. Tekmeyi vursaydım şöyle bir. Bir düşündüm aslında da. Evet, gezelim yiyelim Tokat'ın gezelim bölümünü bitirmek üzere Tokat Kalesi'ne geldik arkadaşlar. Burası da yani uçları falan çok tehlikeli olduğundan dolayı sadece burada çevrilmiş böyle. Çevrildiği kadarıyla size çekimleri yapıyoruz ama dıştan zaten göstermiştik. Tam bir kale şeyi var. Buradan tam kale görüntüsü yok. Ama şu mesela şeyleri gördüğünüz üzere ta karşıdaki yerlere bile taşlar örülmüş. Yani oralar bile bir kale olarak, sur olarak kullanılmış zamanında. Burada da Drakula olarak bilinen, işte Kazıklı Voyvod olarak bilinen şahıslar burada gözetim altında bulunduğundan dolayı hani böyle demişler ki hani burada Drakula varmış, Kazıklı Voyvoda varmış. Kesin burada daha önce de yaşayan medeniyetler vardır. İşte burada altınlar, gömüler ya da herhangi bir şey bulunabilir mi acaba? Pervane Hamamı'nın oradan da zaten söylemiştim. Buradan işte bir yol vardı diye bilinen bir rivayet var. Hem onu bulalım hem de başka neler bulabiliriz diye.
Buradan kazılar yapılmış. Böyle arkeologlar kazılar yapa yapa bayağı bir derine inmişler. En sonunda burada su sarnıcı bulunmuş. Su sarnıcı bulunduktan sonra ha demişler burası demek ki daha derine inilmiyor. Su sarnıcını bulduktan sonra da kazmayı bırakmışlar. Ama biraz önce söylediğimiz şu hani hela vardı. Hatta mavi olarak tık dişini helası buradan da gözüküyor zaten. Orada da zaten altınlar bulunmuş. Altını bulan da uçmuş gitmiş. Ondan sonra da dediğimiz gibi burası da kale olarak gözetim altına alınmış. Şu anda işte burada güvenlikler var. Özel güvenlik tarafından korunuyor. Çünkü bayağı yüksek. İnsanlar işte kendine zarar vermesin, uçlara gidip düşmesin falan diye. Burayı da böyle çevrelemişler. Gezelim yiyelim Tokat'ın gezelim bölümünü burada bitiriyoruz. Artık en sevdiğim bölüm olan, diyette bile olsam en sevdiğim bölüm olan yiyelim bölümüne geçmek üzere erbağa'ya, erbağa yaprağı yemeye, ondan sonra bat yemeye, sizin de önerilerinizle Tokat kebabı yemeye, daha bilmediğimiz bir sürü yemek gidince sofrada zaten öğreneceğiz. Geçiyoruz. O zaman ışın alalım mı oraya? Işın alalım. 1, 2, 3. Tokat Kalesi. Milattan önce 30, milattan sonra 395 Roma döneminde yol güvenliği için kurulmuş olan kale yaklaşık 500 yıl Bizans egemenliğinde kalmıştır. İlk defa 1074 yılında danışment Melik Ahmet Gazi tarafından fethedilmiştir. Osmanlı Devleti zamanında Çardak-ı Bedevi denilen zindanı başta Bizans İmparatoru Diogenes olmak üzere birçok ünlünün tutsak yeri olmuştur. Korku filmlerinin efsanevi kahramanı diğer adıyla Kazıklı Voyvoda, Osmanlılara yeni düşen Eflak Krallığı prensi olan 3. Vlad, yani Drakula zamanında kardeşiyle birlikte önce Kütahya Eğrigöz Kalesi'nde, daha sonra Tokat Kalesi'nde gözetim altında tutulduktan sonra da Edirne'ye Şehzade Mehmet'in yanına gönderilmiştir. Belli bir süre eğitim alması sağlanmıştır. Evet, gezelim yiyelim bölümlerinin en sevilen tarafı, yani benim tarafımdan en sevilen tarafı yiyelim kısmına geldik. Gezmemizi Tokat merkezde yaptık. Tokat pazara gittik, Ballıca'yı gezdik, Tokat merkezi gezdik. Yiyelim kısmına da Erbaa geldik. Neden Erbaa geldik? Çünkü yaprak deyince asıl yer Erbaa'ymış. Ben de bunu burada öğrendim. Normalde Tokat yaprağı meşhurdu diye duyuyoruz her zaman ama asıl yaprak Erbaa'da üretiliyormuş arkadaşlar. O yüzden Erbaa yaprağıyla Tokat yaprağını karıştırmayalım. Biliyorum şimdi aşağıda birçok kişi bana kızacak. İşte Tokatlar özellikle çok kızacak ama böyle yani Akçaabat köftesine biz Trabzon köftesi demiyoruz. Çünkü Akçaabat köftesi diyoruz. Zile pekmezine de Tokat pekmezi demiyoruz. O yüzden Erbaa yaprağı arkadaşlar. Buna bir dipnot düşeyim. Bir de şeyi öğrendim zaten bu Tokat yaprağının mesela tamam Tokat'ın her yerinde yaprak var ama mesela diyelim ki Tokat'ın %50-%60'ını Erbaa'dan elde ediliyor. Geri kalanı da ilçelere, Tokat merkeze falan yayılıyormuş ama genelde en lezzetli yaprak da Tokat Erbaa'dan çıkıyormuş. Dedim ki yani sorduk soruşturduk dedim ki neden yani Erbaa yani farkı sonuçta nedir? Orası da Tokat, burası da Tokat. Evet, farkı ne? Bu lavlardan, burada volkanik hareketlerden, ondan sonra fay hatlarından olduğundan dolayı buradaki işte böyle şeyler daha damarsız, daha ince. Daha böyle mineralli oluyormuş. O yüzden de aynen Tokat yani Tokat değil, Tokat'ta da yaprak var ama en çok en lezzetli yaprak Erbaa yaprağıymış. Ben vallahi bak daha önceden denemedim. Yedik tabii ki de burada şu anda çekimden önce hiç yememiştim. İlk defa pek anlayamadım. Ben de yiyeceğim. Bakacağım şimdi. Bunu her zaman söylüyorum. Kayınvalidem enfes yapar yaprak sarmasını. Bakıyorum. Bunda başka var mı? Daha dur burada etlisi de var, etlisi var. Dur bir iki tane daha atayım başka yemeyeceğim. Aşkım çifter çifter oluyor bir de. Anlayın yani ne kadar ben. Ama aman. Bu yaprağın
sarı mı falan her şeyi fark ediyor lezzet. Bu başka bir şey. Söyleyeyim mi? Yani yaprak yiyor gerçekten, yani abarttığımı düşünmeyin. Yaprak yiyor gibi değilsiniz. Hani hiç ağzınıza çevirmenize gerek bile yok. Direkt böyle içindekiyle yaprağı birlikte hissetmiyor ya, yutuyorsunuz. Direkt... Öyle değil mi? Aşkım ne yapıyorsun? Kusura bakmayın. Hiç öyle yapmaz normalde. Şımardı. Neyse şimdi sadece yaprak yemeyin. Burada bir sürü yiyecek var. Mesela ablamızdan yardım isteyeceğiz. Abla bunun ismi ne? Tokat. Yavrum. Tokat batı olarak. Tokat batı. Evet. Mercimekli yapılıyor. Bat diye geçiyor yani. Tokat batı diye geçer. Mercimekli. Yani, ha bir de çekeceğim. Yani görüntü olarak böyle içinde yeşil soğan falan filan olduğundan dolayı yani bana çok hitap eden bir şeye benzemiyor ama yani senin hatırın için bunları sen yaptın değil mi abla? Şunu bir. Bat sadece Tokat'a mı özgü abla? Yani Tokat batı diye geçtiği için Tokat'a özgü bir şey. Bu aslında hani kadınlar bile bir arada oturduğu zaman günlerde ya da normal oturmalarda falan çok yapılır bunlar. Hmm. Allah Allah, şey değil mi? Severek de yenilir yani. Ben ilk defa yiyeceğim. İlk defa. İlk defa da duydum. Yani duyumunu da ilk defa aldım. Tokatlıyız bat dediler, bir kazan batı yediler. Yani öyle mi? Tokatlıyız dediler, bir kazan batı yediler. Evet. O tokatlı kesin bana benziyormuş. Bir şey söyleyeyim mi? Ben normalde böyle görüntü olarak hani yeşil soğan falan filan çok bana hitap etmeyen bir şey ama... Cevizli de var bunun. Cevizli bat diye geçiyor özellikle de. Çok güzel. Bir de bunun usulü şeymiş, yaprağı konulup da yeniliyormuş. Onu da deneyeceğim. Bu arada ben beğenmediğim bir şeye gerçekten beğenmedim derim. Çünkü evet. Biz gezelim yiyelim Rize videosunu çektiğimizde çoğu şeyi beğenmemiştim. Her şeye de... İşte böyle emeğe şey olmasın, işte beğendim diye insanları yanıltmak istemem. Damak zevkine uygun değildi. Ama bence bat güzel. İsterseniz göstereyim mi biraz? Normal yaprak sarar gibi mi olacak diyorsun? Yani şöyle olursa... Şimdi ama şöyle. Unuttum abla, evet. Yaprak sarar gibi, neyse böyle olsun. Şöyle biraz. Yani bu... Sarı. Batı da yani sen her şeyi yaprakla aynen seviyorsunuz. Öyle. Tabii yaprağı bol olunca bizim burada bol. Yaprak bol olunca biz de arayıp bulamıyoruz böyle yaprağı. Meşhur Tokat kebabımız. Hmm. Valla biz Instagram'da story attığımızda falan işte Tokat'a geleceğiz dediğimizde 100 tane mesajdan 99'u şeydi. Abi Tokat kebabı yemeden dönmeyin. Normalde Tokat kebabı başka yerde yapılmıyor. Niye başka yerde yapılmıyor? Bu Tokat kebabının içindeki et karayaka kuzusunun eti olması gerekiyormuş. Yani böyle her etle yapamıyorsunuz bunu. Patlıcanı Tokat patlıcan olması gerekiyor. Diğerleri de mesela Tokat'a ait yöresel lezzetler. Bunu deneyelim mi? En sona normalde bırakalım. Normalde bunun mevsimi geçti diye biliyoruz şu anda değil mi? Biz özel olarak son demlerini yaşıyoruz. Son demlerini yaşıyormuş şu anda Tokat kebabı. Tokat kebabı bence biraz dursun. Diğerlerini bir şey yapalım. Onun zevkini sonra da çıkartalım. Tamam. Mesela keşkeki denemek istiyorum. Tamam hadi keşkek deneyelim. Keşkek ilk defa yiyeceğim. Normalde keşkeki çok duydum. Hani farklı illerde de yapılıyor. Sadece Tokat özgü değil. Değil mi? Bizim yerimizde yok. Yani ben bilmiyorum. Ne ama güzel. Bunda ne var ya? Et varmış. Et var zaten. Yapılıyor. Evet öyle demiştim. Evet. Düğünlerde düğün var. Yemeği olarak verilir. Çok merak ediyorum. Bu eriyen kaşar mı? Et. Ha et. İlk oldu. He. Bu ne güzel bir şey ya. Güveç olarak bu bölgeye az bir şey. Güveç olarak. Güveç olarak bu bölgeye az bir şey. Çok az. Ooo çok güzel. Abi bir şey diyeyim mi? Bu efsane bir şey ya. Hali alıyor yani. Yani ben şöyle yiyeyim bunu bak. Düğünlerde şöyle yapılması gayet normal. Özel gün yemeği. İnanılmaz güzel. Et içinde öyle bir erimiş ki. Bakın yani bunları kaşar zannettim. O kadar yani eti göremedim. Lezzet inanılmaz. Ne istiyorsun efendim? Efe kalk. Efe, kalk oğlum, kaçırma bu lezzeti. Kalk. Efe bunu yemen lazım Efe. Protein deposu. Evet. Ama bir şey diyeyim mi? Kalk anneciğim. Bunun içinde şu anda kuzu eti var. Ya. Bu nasıl bir şeydir ya? Bu da mı karayaka kuzusu? Kuzu eti. Bu tavuklu da yapılıyor değil mi? Tavuklu da yapılıyor. Ama düğünlerde hep şeyde yapılıyor. Kırmızı eti. İlker. Evet. Bunu yemen lazım var ya. Efsane bir şey bu ya. Valla açık konuşayım, hani görüntüden böyle bir lezzet çıkacağını ben beklemiyordum. Valla açık konuşayım yani. Hepsini yesin var da neyse dursun. Bir şimdi şu bakla sarması. Babonya fasulye doluyor, nohut doluyor. Yani arzuya göre hangisini isterseniz, yeşil mercimekli doluyor. Ama bu şu anda yeşil mercimekli sarılmış. Bu yeşil mercimekli. Dolması olarak geçiyor. İçinde keşkek yapmış olduğumuz buğdayın parçalanmış hali var. Burada açlık diye biliniyor.
Her yerde bilinmiyor ama onu çok açlık. Evet. Açlık. Bir de bunun etini deneyebilir miyim? Tabii ki. Tabii ki yine Karayaka kızısı. Burada Karayaka bir köyün ismi. Kasaba. En sonunda giderken görmüştüm. En sonunda giderken Amuro'nun arkasına bir tane bana Karayaka kuzusu attıracağınız. İlk duyduğumda şey zannetmiştim, Karayaka kuzusu. Acaba şu ensesi mi kara kuzuların? O yüzden böyle düz mantık işte. Kasabanın ismiymiş. Çok güzel ya. Bunun içinde şu anda et yok. Et yok içinde. Eti dibine koyuyorsunuz. Dibine koyuyorsunuz ama o lezzeti yine de geçiyor. Üzerinde yine salçalı sos var herhalde. Tabii ayrıca salçalı sos yapılıyor yine. Enfes. Soğanlı salçalı sos yapılıp üzerine konulup pişirilir. Enfes. Ellerine sağlık anne. Çok güzel olmuş. Enfes. Lezzet. Yaprağın farkını anlayabiliyor musun? Bence ben Tokat'ta olmalıyım şimdi. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten üstüne basa basa söylüyorum. Hakikaten yaprak çok farklı ya. Gerçekten çok övüyorum ama yani bir yaprak ne kadar farklı olabilir diye düşündüm. Çok farklı olabiliyor. Hiç damar denen bir şey şimdi, yok. Giderken bahçede bidon vereceğim. Denedik, bunu denedik, bunu denedik, bunu denedik. Başka bir şeyimiz kalmadıysa Tokat şeyine geçiyoruz. Kebabına daha evet. Olsun. Şimdi Tokat kebabın yeme bir özel bir şekli var mı? Yoksa abi istediğimiz gibi hurra dalabiliyoruz mu? Elle. Elle. Kendi bunlar elle. Et. Şu dişini alıyoruz. Aynı soyuyoruz. Bunu şöyle alıyoruz. Şuna. Çatallara yapabiliriz. Elle daha iyi olur. Direkt o şekilde de yiyoruz. Öyle de yiyelim. Abi. Kabuğuyla beraber. Kabuğuyla. 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 Ben çok mesela. Tokat kebabı vallahi okuyoruz. Ben şöyle yapacağım. Şimdi patlıcandan şöyle bir ayıracağım. Ondan sonra bir et alacağım. Hepsini böyle aynı anda ağzıma sokacağım. Madem Tokat kebabı hepsini şöyle bir anda. Abi diyecek ki inşallah Emre beğenmez de beğenirse hepsini üçer üçer atıyor ağzına. Biz aç kalacağız diye. Şimdi bu içini çıkarttım. Şu etten aldım. He, patlıcanın içinden çıkartıyoruz. Domatesten alalım şöyle. Bunların hepsini aynı anda ağzıma sokacağım çünkü abi. Domates aldık, soğan aldım. Almadığım bir şey kalmış. Şu alttaki ne abi? Sarımsak kaldığını. Bu da lavaş. Ha, lavaşı. Hı-hı. Sarımsağa gerek yok abi. Ben sarımsağı pek şey yapmıyorum. Tamam. Şimdi şunu şöyle, tek sefere şöyle. Sarımsak ben alayım. Patlıcanla çok güzel olur. Çok güzel olur abi. Evet. Şöyle yaptım. Bana izin verir misin? Bir yemek yiyorum. Bir saniye, sarımsağımı almam lazım önce. Evet, şu anda lokmamın içine Tokat'a özgü domates koyduk mu ya? Koyduk. Hepsini şöyle koydum. Ha, lavaşa mı sarıp yiyoruz? Ha, lavaşa sarıyoruz. Usulü neyse onu yapalım. Evet. Bir şey diyeyim mi abi? Gerçekten bu koyunun değişik özel bir tadı var ya. Dünyada Guinness rekorlarına girmiş bir koyun et lezzeti yönünden. Yani dünyanın en lezzetli eti. Bence de. Öyle diyelim. Çünkü rekorlar kitabına da girdi. Onu da söyleyeyim. Girmiştir çünkü ben bir şey söyleyeyim. Ben normalde koyun kuzu eti yiyemiyorum. Yani kokuyor ve şimdi yağlı şu, geldiği için büyük bana. Büyük şehirde genelde büyük baş tercih ederler. Kokmuyor diyor ama koyun eti kokar. Yaşlı koyun. Evet. Kesinlikle kokmaz. Hı hı. Ama yine de böyle çok yağlı olur ya. Hayır, kesinlikle kokmaz. Yani kesinlikle benim gibi olanlar var biliyorum. O yüzden bunu gerçekten seve seve olduğu gibi yağ değil mi? Aynen ama yağ çok faydalı. Faydalı mı? Çok faydalı. Direkt aşkım bu faydalıymış bunu yesene. Aynen kesinlikle. Yağ mı? Yok ben yağ yiyorum. Yağ kesinlikle kilo yapmaz da çok faydalı. Özellikle doktorlarda uyarlar. Kuzunun yağının yenmesi için. Öyle mi? Tabii ki. O zaman şuradan şöyle bir ben yağ yiyemem ama. Ama çok yani. İşte az önce dedim ya koyun kuzu eti yağlı olsun. Yok kokudan değil o yağ. Nasıl? Yağ gibi değil ki ya. Böyle sizin dediğiniz gibi değil yani. Vallahi yağ gibi gerçekten değil. Mi? Efsane lezzetli bir şey. Bizim hanım da yemezdi önceden ama şu anda hep yağlı tarafını yer. Ben çok sevdim. Ne yapalım? Bunları giderken götürecek mi? Yaptırız yine sıkıntı yok. Ama bitecek sonra ne zaman yiyeceğiz? Yine geliriz. Valla arkadaşlar Tokat'a gelirseniz Tokat kebabı yemeden Erbağ'da Recep Usta'yı bulun. Benim selamımı söyleyin. %15 indirimle. Ah bak %15'te indirim yapacakmış. Evet gerçekten etin lezzeti hiç öyle normal koyun kuzu etine benzemiyor. Gerçekten çok farklı bir lezzeti var. Ben bile seve seve yiyorum yani. Ellerinize sağlık, emeğinize sağlık. Son bir tane daha yiyeceğim. Ondan sonra yavaş yavaş videoyu kapatalım. Çok güzel oldu. Hani şimdi nazik nazik gömlek kapansın. Saldıracağım şimdi buralara. Ben sarmaya yapışacağım şimdi.
Bir de su. Keşkül müydü? Keşkek. Keşkek. Eğer bir gün yolunuz Tokat'a düşerse, Erbaa'ya düşerse, Karayaka kuyusunu bir konuşabilirsem. Konuşamıyorum. Şu an o kadar her şey lezzetli ki zevkten konuşamıyorum. Bir gün yolunuz buralara düşerse, Karayaka kuzusunu yerseniz ne demek istediğimi anlayacaksınız arkadaşlar. Gerçekten yani şu normalde ben etin yağından nefret ederim. Şu köşesi olduğu gibi yağ. Denemek istiyorum. Ön ama yargımı yıkmak istiyorum. Isır. Başka vermem. Efsane bir tadı var. Böyle görüntüsü yağ ama hiç lezzeti. Hiç yağ gibi değil. Vallahi hiç ağzına yağ gibi değil. Gibi. Normalde yağ böyle hani böyle bir şey olur ya. Bunda öyle bir şey hiç yok. Hiç yağ gibi değil. İnanılmaz. Ben Karayaka kuzusu beslemeye başlıyorum bundan sonra. İnan, o zaman Erbaa'ya yerleşeceğiz aşkım. Evet, Erbaa'ya. Hani şeyde Çukur'daki şey vardı ya. Bartolu Erbaa'ya yerleşme hayali vardı ya. Bundan sonra benim de hayalim Erbaa'ya yerleşmek. Bir göl kenarına küçük bir kasaba. Evet. Erbaa'daki şeye. Ben valla çok memnun kaldım. Hatta bir şey diyeyim mi? Şimdiye kadar çektiğimiz gezelim yerlerden lezzet olarak en iyisi diyebilirim ya. Yöresel yemek olarak. Yöresel evet. Olarak. Videoyu yavaş yavaş kapatalım. Ben şimdi kibar kibar yedim. Şu videoyu bir kapatalım da Tazmanya canavarı gibi bir başlayayım yemeğe. Arkadaşlar sizler için Tokat'a geldik. Tokat'ı gezdik. Yemek için de Erbaa'ya geldik. Erbaa'daki müthiş yaprağı, Tokat keşkek, kebabını, bat, keşkeği, Tokat kebabı, bat, etli sarması. Etli sarmayı ellerine yedik. Ellerine sağlık Emine abla. Valla abla ellerine çok sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Her şey çok güzeldi. Bunları, bu lezzetleri yemenizi tavsiye ederim. Tokat'a yolunuz düşerse, Erbaa'ya yolunuz düşerse buralara hepinizi beklerim. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir like çıkartmayı, bir de yorum atmayı unutmayın. Sizden başka bir şey istemiyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Gezelim Yiyelim serimizin devam etmesini istiyorsanız da aşağıya hangi ile gelmemizi istiyorsanız evet, yazabilirsiniz. Benden bu kadar. Kapanışı Gülün Hanım'a bırakıyorum. Bizi izlediğiniz için ben de çok teşekkür ediyorum. Ben Tokat'ı gerçekten çok sevdim. Yemeklerini ayrı sevdim, doğasını ayrı sevdim. Dediği gibi gitmemizi istediğiniz başka iller varsa, böyle doğa harikası olan yerler varsa seve seve gideriz. Aşağıda yorum yapmanız yeterli. Sizi çok seviyoruz. Hoşça kalın. Şangiler'de kalın.